İlk tercih edilebilecek 4 veya 5 grubumuz var. Bunun dışında yeterli olmadığı zaman ekleyebileceğimiz başka ilaçlar da mevcut. İlaç seçimi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bir kere burada hastanın beraberinde olan hastalıkları. Biraz önce bahsettiğimiz end organ hasar dediğimiz böbrek, kalp ve göz tutulumuna göre tercih yapabiliyoruz. Bir de tabii ki HLRH'te olduğu gibi tansiyon hasta ilaçlarının da yan etkileri var. Bunlara da dikkat ediyoruz. Mesela hastanın beraberinde şeker hastalığının olması bize özellikle böbrek koruyucu özelliği olan ACE inhibitörü ve ARB dediğimiz grup ilaçları daha ön planda kullanmamızı tavsiye ederken hastanın kalp krizi geçirmiş olması veya kalp yetersiz olması durumunda beta bloker dediğimiz ilaçlar ön plana çıkmakta. Gene kalp yetersizliği varsa idrar söktürücü ilaçları birazcık daha ön planda kullanmaya çalışıyoruz. Burada dolayısıyla hastaya ilaç başlarken kişiselleştirmek, hastayla konuşmak ve yan etkilerine dikkat ederek başlamak çok önemli olmakta. Tansiyon ilaçlarıyla alakalı biraz önce bahsettiğimiz özelliklerle beraber çok önemli bir nokta daha var. İlaç kullanıyorum diye tuzu kaçırmak, egzersizi bırakmak veyahut da kilo almak da bizim tansiyon kontrolümüzde ciddi problemlere neden olabilmekte. Dolayısıyla bir kişiye bizim ilaç başlamış olmamız, tansiyonu daha iyi kontrol edebilmek için o kişinin tuzsuz yemeye devam etmesi, egzersizine devam etmesi ve mutlaka kilo vermeye ya da en azından kilosuna dikkat etmesini gerektirmekte. Bizim için önemli şeylerden bir tanesi ilaçlarını düzenli kullanması. Yani tansiyon ilacı bir gün alayım, bir gün almayayım, 3 gün kullanayım, 5 gün kullanmayayım denilecek ilaçlar değildir. Buna çok dikkat etmek gerekmektedir.